Aşığı aşık yapan kendinden bile sakladığı sırlardır. Sevdiği kadının sakladığı sırlar babamın hayatını yok edecek kadar güçlüydü. Kendine yalan söylemenin getirdiği yükü şimdi anlamaya başlıyorum. Günaydın. Günaydın. Üşümüyor musun sen burada? Yok. Nereye bakıyordun öyle dalgın dalgın? Hiç. Ne zaman uyandın? Biraz önce. Gece doğru düzgün uyuyamadın. Yok, uyudum. Ya bir ara yanımdan kalkıp gittin. Sen fark ettin mi kalktığımı? Fark ettim tabii. Emre, ben biriyle uyumaya pek alışık değilim de. Benim yüzümden oldu yani. Merak etme, alışırım yakında. Peki. Bugün planın var mı? Ne yapacaksın? Bugün planım sensin. Ama ben işe gideceğim biliyorsun. Hemen mi gidiyorsun? Yok canım, şimdi değil. Yani biraz vaktim var. İlk günden geç kalmak da doğru olmaz herhalde. Emre, sen eminsin değil mi babanla çalışmak istediğini? Bir denemek istiyorum. Dene bakalım. Belki öylesi daha iyi olur. Seni bu kadar istediğine göre şirkette sana ihtiyacı var babanın. Babamı bilmem. Ama benim seninle şöyle güzel bir kahvaltıya ihtiyacım var. Beraber hazırlayacağız ama. Tabii ki canım. Hadi. Günaydın. Kolay gelsin. Günaydın. Senin mi? Benim. Vay be. Bizim arkadaş zengin çıktı desene. Canım, dar teknesi olan zengin mi oluyor yani? Yani pek ucuz bir şeye benzemiyor. Ya değil zaten de, çocukluğumdan beri para bekliyorum bunu almak için. Neden tekne aldın peki? Hayalimdi. Oradaki o isim, kız ismi galiba. O da şimdiki hayalim mi? Ya o da çocukluktan kalma. Çocukluk aşkı. İyi. Belki bir gün beni de gezdirirsin. Çıkacağım birazdan, gel istersen. Ama hiç tekneye binmedim. Korkarsan falan kızmak yok. Yok canım, bir şey olmaz. İyi, tamam, geleceğim şimdi. Ya atla. Önce ayakta durmaya çalış, tamam mı? Tamam. Sonra gerisini öğretirim. Gel. Biraz sallanıyor gibi. O kadar olacak. Sen nasıl böyle rahat yürüyorsun ya? Ben şimdi şundan bir ayağım kaysa hop denizdeyim. Korkma, korkarsan düşersin. Rahat bırak kendini.